Hepinize merhaba Cuman ailesi. Ben Kürşat. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz ve serimizin ismi Dene Bakalım. Arkadaşlar Dene Bakalım dediğinizde aklınıza tam olarak bir challenge gelmesi gerekiyor. Ama challenge insanlar arasında değil, mekanlar arasında olacak. Bugün ilk defa hamamlar kapışacak ve bu bizim ilk serimiz. Dediğimiz gibi bugün 100 liralık tarihi hamamla 1000 liralık tarihi hamamı kapıştıracağız. Bakalım hangisi daha iyi olacak, hangisinin ayranlı sodası daha iyi, hangisinin göbek taşı daha iyi, çok merak ediyorum. Bu işte birazcık benim işime geldi, yalan yok. İsterseniz daha fazlası bekletmeyelim, hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk hamamımızın odasına geldik. Şöyle odayı size gösterecek olursam, şöyle küçük bir odası var. Burada oturmalık bir alan. Burada üstümü saracağım bir şey. Terliklerim de aynen bu şekilde, ayaklarımı gösteriyorum. O valla biraz garip hissettim kendimi. Odamız böyle. Kapının kilidi yok. Böyle kapatalım, kapanmıyor. Üstümü değişik geliyor. Evet arkadaşlar, ben üstümü değiştirdim. Şöyle göstereyim. Altın böyle bir şey var. Sizi artık isterseniz daha fazla bekletmeyeyim, içeri geçelim. Şimdi oldu, bana şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Burada burası deli sıcak. Burada sular falan filan var. Çık buradan, çık. Vallahi çık, çok sıcak burada. Yine aynı bir şey var burada. Burada bir yer. Burası cehennem. Her yer aynı. Her yer aynı. Bir sıkıntı yok. Burada ne var? Oo. Sauna. Arkadaşlar kendimi ölü gibi hissediyorum şu an. İlk geldiğimiz zaman burada bir teknik olmamıştık. Şahsında teknik abi geldi. Şimdi aslı olarak bir hamamda neler oluyor onları göreceksiniz. İşte şimdi başlıyoruz. Ne diyorum ki abi? Şakalı, şakalı iyi. Çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar, burada ayranlı soda yok. Sadece soda içeceğim. Bunun için bir değerlendirme yapamayacağım ama ya buranın samimiyeti yeter ya bence. Allah. Çünkü senin için çok seviyorum onu. Limonlu olsun abi benim için. Heh, olsun. Sen diyeceksin. Ben gazoz istiyorum abi. Oho, bu abi bu birazcık yani. Ayırlarına gazoz, bayırlarına limon. Ay maşallah. İnallah, Muhammed Resulullah. Ne adam?
Evet, ilk havamızı tamamladık arkadaşlar. Gerçekten Türk kültürünü tamamıyla yaşadım. Yani o kollarım mı çekilmedi, sırtım mı kütletilmedi. İçeride sauna var, gerçekten nefes alamadım. Birazcık da küçük bir hamamdı aslına bakarsanız ama ben gerçekten fazlasıyla keyif aldım. Gerçekten artık daha fazla dayanamayacağım. İsterseniz artık 1000 liralık koskocaman hamama geçelim. Evet arkadaşlar, herkesin beklediği son ana geldik. Artık 1000 liralık koskocaman bir hamamdayız. Aslında buraya hamam demek birazcık buraya ayıp olur gibi. Çok fazla özelliği var ve neler anlatacağım gerçekten bilmiyorum. Bundan dolayı da Halil abinin yanına geçelim ve Halil abi bize burada neler olduğundan bahsetsin. Merhaba Halil abi. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Şöyle uzaktan abi. Teşekkürler. Sağ olun. Abi burada neler var ve burada beni neler bekliyor? Tamamıyla sendeyiz. Masaj bakımlarımız mevcut. Klasik masaj, antistres masaj ve tayı masajlarımız mevcut. Onun dışında hamam bakımlarımız mevcut. Kese, köpük masajı ve peeling masajlarımız mevcut. Ayrıyeten yüz bakımlarımız mevcut. Yani abi şunu söyleyeyim, ben buradan önce 100 yıllık bir yere gittim. Evet. Yani dayı beni bir dövmediği kaldı. Yani ne namahremim kaldı ne bir şeyim kaldı. Gayet güzeldi, ona da çok teşekkür ediyorum buradan ama tabii ki de buranın bir ekstraları vardır. Evet. O ekstraları bugün yaşayacak mıyım abi? Yaşayacaksınız. İnşallah. Fazlasıyla yaşayacaksınız inşallah. O zaman arkadaşlar sizleri de daha fazla sıkmadan artık videoya geçelim. Thank you. Vallahi bilmiyorum, inşallah rezil olmam. This is your locker. This underwear for you. Slipper and festamal for cover your body and bedroom. Tamam, okay. For the lock, press this one and this one. Teşekkürler. Allah razı olsun. Abi gel gel. Allah'ını seversen abi, az önceki hamamı gördüm, bir de şimdiki. Bu hamam değil. Bu büyük ihtimal başka bir şey. Abi buraya bir tane bornoz koymuşlar, bunu koymuşlar, peştemal. Peştemal koymuşlar, orada da peştemal vardı ama bu birazcık daha kaliteli bir peştemal. Bu ne? Bunun hakkında hiç bilgim yok. Buna sonra bakacağım. Adamlar, terlik vermiş ya. Bak, açıyorum, üstümü değişmiş olacağım. O zaman 3, 2, 1. Evet arkadaşlar, az önceki hanımefendinin bana göstermiş olduğu bir tane şey vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle siyah kaplı bir şey. Burada açık varsa gösteremeyecektim, yokmuş. Ne olduğunu bilmiyordum. Az önce öğrenmiş oldum. Bir slip mayo ya da külot ya da daha ince bir külot. Yani benim tercih etmeyeceğim bir şeydi. Ama giymek zorundaydım ve giydim. Şu an kendimi çok garip hissediyorum. Yani bir hamam yerine şu an daha farklı bir yere gelmiş gibiyim. İsterseniz gerçekten artık aşağı inelim ve hamamın keyfini çıkartalım. Arkadaşlar direkt olarak ilk rahatlama odasıyla başlıyoruz ve karşımıza çıkan ilk şey ne, bunun adı? Takunya mıydı? Hayır. Neydi? Bunun ismi bak. Takomya, yani takuyomya. Yani sen mesela ayağına bir şey tak dersin ya. Takuyomya. Takunya'ya takuyomya. Yanlış mı? 42'si var mı? Abi bana az önce karşılaştırma yapar mısın diye sordu. Ben gerçekten şu an karşılaştırma yapmak istemiyorum. Her şey zaten fazlasıyla ortada. Yani ne söylesem yalan olacak çünkü biliyorum. Türk hamamları acilen erkek terlaklardan uzak durmalı. 3 ay yıkanmaz mıyım? Aynen. Doğru söylüyorsun. Belki de 5 ay hiç yıkanmayacağım. Vallahi sal beni abi. Beni 2 rekat bırak, ben bir keyif yapayım abi ya. Vallahi. Şu müzik eşliğinde de beni bir sal abi valla. Bebek yağıyla bana masaj yapan, beni yoğuran, buradan Hasan abiye bir şey söylemek istiyorum gerçekten.
Abi bırak bu işi kadınlar yapsın ya. Vallahi. Vallahi bırak bu işi kadınlar yapsın. Evet arkadaşlar, şimdi sabunladık, köpükledik, masaj yaptık. Şimdi ise sütlü bağlı bir maske yapılacak. Yani bir hamamdan daha fazla ne beklersiniz bilmiyorum ama yani ben hiçbir şey beklemiyorum. Arkadaşlar vallahi şimdi 5 dakika beklettikten sonra üstüme süt döküyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Ne Ümraniye'de, ne İstanbul'da, ne de Türkiye'de. Daha neler göreceğim bilmiyorum ya. Vallahi nasıl bir serüvene çıktım, nasıl bir macera içerisindeyim bilmiyorum. Allah sonuma hayır etsin. Bu arada arkadaşlar denememi istediğiniz ve merak ettiğiniz şeyleri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü hepsini cevaplıyorum ve bir o kadar da yapıyor olacağım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız ama ben ikisinin arasındaki farklardan size bahsetmek istiyorum. Demek isterdim ama yani gerçekten göz var, nizam var. Kimisi vardı böyle konumu tuttu, fırlattı. Kimisi vardı sakin sakin masaj yaptı. Biz Türk milleti olarak gerçekten ne kendimize bakmayı biliyoruz ne de insana insan gibi davranmayı. Ben gerçekten bu videodan bunu öğrenmiş oldum. Gerçekten şöyle çok güzel de bir tabak elde, ellerim tutmuyor artık, o kadar güzel ki. Gerçekten videonun tamamıyla hakkını verdiğini düşünüyorum. Daha fazla da konuşmak istemiyorum. Artık gerçekten dinlenmek istiyorum lanet olası. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bol bol yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar Çatman Mescidi tamamına da ulaşmak için aşağıdaki linklerde kullanabilirsiniz. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gerçekten fazlasıyla hak etmiş bir ünleri var. Gerçekten çok başarılılar. Aşık oldum buraya. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da aşağıya belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.